İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Akdamar arasında renkler şöleni. Artsakh Devlet Bakanı. İyi bir hasat alabilmem için tüm ön koşullarımız hazır. İspanyol gazeteci Ermenilere karşı uygulanan soykırım hakkında Katalonca makale yayınladı. Türkiye'de Ermenilere, Rumlara ve Musevilere karşı nefret attı. Suluh Tarihi Köprüsü'nün alanı temizleniyor. Asırlık Ermeni-Polonya dostluğuna adanmış konser Varşova'da gerçekleşti. Artsakh Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Konifa'nın 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hakemleri belli oldu. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde bulunan ve bahar mevsimiyle badem ağaçlarının beyaz ve pembe çiçekleriyle süslenen Akhtamar Adası ziyaretçilerini büyülüyor. Harika doğasıyla ve adadaki Batı Ermenistan kültürünün ender bir değerini temsil eden muazzam kilise, bozulmamış yapısal bütünlüğüyle, üzerindeki rölyefler ve kabartmalarla muhteşem bir manzara arz etmektedir. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Grigori Mardirosyan, Tarım Bakanı Jirail Mirzoyan'ı, bölge yöneticileri, ayrıca Savunma ve Devlet Acil Durumlar Departmanlığı'nın temsilcilerini, İlkbaharda yapılan tarım faaliyetlerinde yangın ve dolu olayını önleme etkinliklerinin güvenli organizasyonuyla ilgili konuları görüşmek üzere 30 Nisan'da çalışma toplantısına davet etti. Toplantı sonunda Devlet Bakanı tohumların ve gübrelerin sağlanmasına paralel olarak tohumların uygun ve güvenli bir şekilde kullanılmaları yönünde açıklayıcı çalışmaların giderilmesi çağrısında bulundu. Artsakh Devlet Bakanı iyi bir ürün elde edebilmek için tüm ön koşullarımız mevcuttur dedi. Çok sayıda okuyucusu olan sırf Katalonca yazılı Diari Ara gazetesinde özel olarak yayınlanan bir makalede gazeteci Bone, Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulanların varislerinin uyanmasıyla Ermeni nüfusuna karşı Türk hükümetinin yaptığı acımasızlıklar gündeme getiriliyor. Makaleyi hazırlamak için gazeteci Avrupa Ermeni Dostları adlı STK'nın desteğiyle Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Bu organizasyon örgütsel konularda gazeteciye yardım ettiği makale için gerekli tüm materyalleri toplayıp Ermenilere karşı uygulanan soykırım hakkında ön bilgiler verdi ve Zidernakapert adlı soykırım anıtına bir ziyaret düzenledi. İkinci nesil soykırım mağdurlarını bulup gazetecilerle röportajları organize edilmesi daha bir önem arz etti. Amerikan hükümetine bağlı Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu 2019 yılı raporunda Türkiye'yi dini özgürlüğünü kısıtladığı için eleştirdi. Artıgerçek.com'un bildirdiğine göre raporda Türk hükümetinin gayrimüslimler için dini özgürlüğü sınırlamasına bir örnek olarak kimlik kartlarına gayrimüslim vurgusu Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler arasında kaygı yaratmasından söz ediliyor. Türkiye'nin din özgürlüğü ihlali bakımından ikinci düzey bir ülke olarak sınıflandırıldığı raporda devletin Ermeni Apostolik, Rum Ortodoks ve Yahudi dini sinodunun seçimlerine müdahale ettiği konumu dikkat çekiyor. Ayrıca Türkiye, dini liderlerin seçilebilmesi için yalnızca Türk vatandaşı olmasını şart koşmaktadır. Batı Ermenistan'ın Muş ilçesinde çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla tarihi Suluh Köyü'ndeki Murat Köprüsü çevresinde temizlik çalışması yapıldı. Tarihi Murat Köprüsü'nde bir araya gelen yaklaşık 20 gönüllü piknikçilerin bıraktığı çöpleri toplayarak nehir kenarını çöplerden arındırdı. Tarihi köprüye gelen yerli ve yabancı turistlerin çöp yığınlarıyla karşılaşmaması için gönüllüler günün sonunda onlarca torba çöp topladı. Suluh Köyü'ndeki Murat Köprüsü Muş için önemli bir tarihi mekandır. Ermeni direniş mücadelesinin önemli isimlerinden olan Gevrok Çavuş burada öldürülmüştü. Temizlikten sonra buraya gelen ziyaretçilere çok güzel ve temiz bir mekan bırakıldı. Ermeni-Leh asırlık dostluğuna ve Polonya Devleti'nin 100. yıl dönümüne adanmış Aram Haçadıryan adlı triyonun konseri Varşova'nın Lajinki Parkı'nın Kraliyet Sarayı Tiyatrosu salonunda 29 Nisan'da gerçekleştirildi. Polonya'daki Ermenistan Büyükelçiliği himayesinde ve Polonya Ermeni Vakfı, Lajinki Parkı'nın Kraliyet Sarayı Müzesi, Bağımsızlık Programlar Bürosu, Kültüre Destek Avrupa Vakfı tarafından düzenlenen konsere diplomatik misyon şefleri, üst düzey yerel yetkililer, kamu, siyasi ve kültür görevlileri, Ermeni cemaati temsilcileri katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Polonya Büyükelçisi Samvel Mkrtchyan, Aram Haçadıryan'ın yaratıcı kültürel mirasını özetleyen bir konuşma gerçekleştirdi.
Konserde Aram Haçadıryan, Alexey Şor, Felix Mendelssohn ve Arno Babacanyan'ın eserleri yer aldı. Konifa'nın resmi sayfasında Arsah Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Konifa Euro 2019 futbol karşılaşmalarını yönetecek hakemlerin listesi yayınlandı. Hakemler grubu Ivan Markeli, Denis Charvetsky, Andre Achinert ve Julian Schilling tarafından temsil ediliyor. Hakemler maçları profesyonel yaklaşımlarıyla adil ve nitelikli bir şekilde yöneteceklerdir. Konifa 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının 1-9 Haziran tarihlerinde Batı Ermenistan takımının katılımıyla Arsah Cumhuriyeti'nde yapılacağını hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin Erzurum, Ahaska, Cavah, Salka şarkı dizisinden Ganu Yaylen Lele adlı eseri sunuyoruz. Sancure pahele, kamenze rastanele, şek mazavor ahçike, gelkes gelkes tanele. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.